Aleykümselam. Ahmet MT Yusuf Menajer Oroz, Armut hoş geldin Levander Enes FM hikayeleri eyvallah sağ olun abi hoş geldiniz. Oğuzhan da gelmiş FM hikayeleri. Şu İbrahim sakatlanmasa bir 15-20 gol olurdu. Efendim Kaan. Eyvallah sağ sen nasılsın? Başka save'lerde devam edince de. Demeyelim elimde 2 sezon geçtikten sonra Kıraş'tan pata aldı. Valla Monstro hiçbir fikrim yok. Bu arada neyi kaçırdık burada? Bandrum 10. sıradayız. Rezil ya. Kimse görmesin hemen kaybedelim bu liraları. Evet ilk sezon bitti. Online kariyeri ama şeyde yapacağız. Eee... <laughs> <laughs> Cumartesi günleri yapacağız sadece. Ee, bu arada şöyle bir olay var. Tabii bu kariyerde kapalı beta sürecinde olduğumuz için e, bu kariyerde oynadığımız oyun e, şu anki oyundan biraz daha farklıydı. Sürekli güncelleme aldığı için e, her oyunda çok e, tutarlılık göstermiyordu taktikler. O yüzden çok sıkıntı yaşıyorduk. Çok fazla defans arkası top yemeler falan. Enteresan olaylar yaşıyorduk. Abi konsepti anlatır mısın demiş. Teşekkürler desteğin için. Konsept bu standart bir kariyer zaten. Altın Ordu kariyeri. Bunda konsept bir şey yok. Ordu da biliyorsun. Yerli oyuncularla devam edebiliyorsun. Başkan değişikliğinden sonra. Yabancı kuralı serbestliği geliyor artık. Bulunduğun lige göre yabancı alabiliyorsun. Ama biz ona... Onu kullanmayacağız eğer bunu soruyorsan. Cumartesi ki olacak online Premier Lig'de yine devam edeceğiz ama geri dönüşlerinizi dikkate alarak biraz daha çeşitlendireceğiz kamera açılarını. Ondaki geri dönüşleri de not ettik. Aksiyon alacağız yani hemen. Futbol menajer almak mantık. Futbol menajer almak her zaman tabii ki de mantıklıdır. İndirime girer mi? Girebilir. Christmas indirimi olabilir. Eğer ben bekleyebilirim falan dersen FM20 var diyorsan bence indirim kovalayacaksan onları bekleyebilirsin. Randa hoş geldin. Eyvallah Tuncay hoş geldin. Ah çok pardon ya. Başlık şey kalmış kusura bakmayın dur dur. Onu düzeltelim. Düzeltelim. Şimdi uyandım biliyor musunuz? Daha kendime gelemedim. Evet şimdi F5 yaparsanız düzelecek. Hepinize teşekkür ederim. Aynen aynen o bizim hatamız Ramosçu. Bir üçlü de oynayamadık zaten. İnşallah bu sene daha tutarlı taktiklerle devam edebileceğiz yolumuza. Çünkü bir hafta 4 atıyorduk. Bir sonraki hafta 4 diyorduk. Çok enteresandı. Eyvallah. Sharp Knife hoş geldin. Bizim modlarımız bir tane ya. Bir Kaan var. Kaan da zaten garibim. Haftalardır nasıl fiziksel bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz yani. Teşekkürler. İyi yayınlar dileyen herkese iyi geceler olsun. Alperen Babacan. Ee, bizim sabeki ihtiyacımız var ki Alperen de. Ee, ne kadar kaç paraya? 375 bin euro. Birinci lige geri gelir mi bilmiyorum ama gelirse bizim kapımız her zaman açık Alperen'e. 100 bin euro peşin verip 100 bin euro böyle versek İlla buradan bir para alacaklar. 150 peşin verelim. 155, 160 şöyle verelim. 50 maça çıktıktan sonra da şu 50 maç var ya hayat kurtarıyor. 60 bin euro verelim bakalım ne diyecekler. 250, 155. Tamam bu ilk sene transfer bütçemizden 155 bin euro gidecek. Çok önemli değil sonraki senelerde toparlarız kendimizi. Evet Abdullah Şahin Dere var. Ben bu oyuncuyu kadromda görmek istiyorum. 375 bin euro diyor ama merak ediyorum. Abdullah Şahin ile hiç oynamadım. Abdullah Şahin Dere geçen sene fena sayılmayacak profillerde çıkmışlığı oluyordu. Bu sene hiç bakmadım. Biraz risk alacağız. Verelim parayı istiyorsak oyuncuyu vereceğiz. Marek hoş geldin. Teşekkürler. Çete bakalım kimler gelmiş. Kimler selam vermiş. Geri dönüşlerimizi yapalım. Ee, çok güzel. Türkiye birincilik. Kime puanları vereceğiz? Mehmet Özcan. Zivkoviç'e verelim. Mevlüt'e verelim. İsme göre öyle kafama göre verdim. Mehmet Özcan'ın sözleşmesi bu sene bitiyordu. Uzatmadı değil mi? Evet. 2021 diyor. 300 bin euro transfer bedeli var ama Seninle görüşeceğiz bakalım. Gerçi e, Abdullah'ın da bitiyordu galiba, değil mi? 2021 evet. Teklifi şey yaparlarsa biz geri alırız. Yalnız Abdullah Şahin Deren'in de şimdi hiç para vermeyip riske girip Abdullah Şahin Dereyi şey yapsak mı acaba? E, riske girelim mi Abdullah Şahin Deren'in sözleşmesi bitiyor. Biz şimdi verirsek 150 bin euro falan vereceğiz. 400 bin euro toplamda da peşin vereceğimiz para daha farklı. Çok kararsız kaldım. Müzakereye gönderdik olursa alalım. Online kariyer YouTube'a şöyle belli bir format oturttuğumuz zaman gelecek. Bakalım kimler varmış, kimler yokmuş. Rahmetullah Beriş beklemiş. Kaan, ee, rahmetullah da iyi de gelmez alt lige ya. Zannetmiyorum. Eray iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Geleceğin yıldızı Ali Akman. Amerika'ya gidiyor Ali Akman. Taylan hoş geldin. Teşekkürler. Col Color Bar sağ olasın. Abi selamlar Oğulcan. FIFA kulübü olarak ilk kez yayına geliyorum. Sağ olasın. Hoş geldin. Sefalar getirdin Oğulcan. Teşekkür ederim. Sizi de burada görmek beni mutlu etti. Seni bugünlerde üzdüler ama gönülden destek veriyorum yani Oğulcan. Söylediklerinin arkasındayım. Mehmet hoş geldin teşekkür ederim selamlar hocam iyi yayınlar demiş Ramyil hoş geldiniz umarım arkadaşlar e, hepinizin yazdığı mesajları okuyabilmişimdir Fenerbahçe'nin Ali Netaner abi demiş Don Pablo sorma kardeşim dün dediğim gibi yani her şeyi değiştirdik takımı değiştirdik yönetimi değiştirdik e, hocayı değiştirdik bir Brezilyalı teknik direktör denemediğimiz kaldı. Bilmiyorum bir, bir şeylik var ama anlayamadım. ama ben hala beta'da açtım. Kariyere devam ediyorum. Yani save açmam yok. Devam edebilirsin. Rıdvan Yılmaz'ı bakalım. ikinci sene biraz daha e, esnek oluyor. Pro, e, üstlük takımları. Takım değişti. <laughs> Selam reis. Keyifli yayınlar. Sağ olasın haduken. Ama tabii ki de keyifli olması size bağlı oluyor. Sizlerle birlikte keyifli oluyor yayınlar. Vallahi Günlerdir uykusuzluk falan çekiyordum biliyor musunuz uyudum o kadar iyi geldi ki Ya Abdullah Şahinlere para verdik ama gerçekten geçen seneden beri kullanmak istiyordum ama Fenerbahçe seviyesinde olmadığın için alamamıştım Epey iyi bir rapor geldi bize göre potansiyel yetenek 5 yıldız diyor bakalım nasıl olacak ee, Ali taktik işini bir türlü oturtamıyorsun taktik işi zor iştir Aslında kolay mantığını anladıktan sonra kimin ne yapmaya çalıştığını anladıktan sonra bazı şeyler kolay da Bazen de istediğini yap tutmuyor be abi. Yani olmuyor yani takım şey vermiyor. Karşılık vermiyor sana. Deneme yanılma yöntemiyle devam edeceksin ya. Hazır taktikler var. Benim YouTube'da videolarım var. E, sitelerden bakabilirsin. Hazır taktiklere bak. Neyi nasıl yapmışlar. Sahada karşılığı ney. Böyle kullanarak alışırsın. Sonra da zaten işi çözersin. İşte sözleşme öneremiyorum. Bir ay kalmış sözleşmesinin bitimine. O bir ay içerisinde başka takım araya girerse alırlar diye şey yaptım Hoş geldin Gökhan, Emre. Selam abi nasılsın demiş. Sağ olasın, hoş geldin. 4-2-3-1 çok tutmuyor sanki. Takım geçen sene gibi oynamıyor. Valla ben bu sene kendimi buldum 4-2-3-1 ile. Fenerbahçe kariyerinde 4-3-3 yapıyordum. 4-2-3-1'e geçtim. Sivas kariyerini bilmiyorum. Bugün son bölümü paylaştım. 4-2-3-1 yani Napoli deplasmanına çıktım 4-2-3-1. 1-0 bitti maç. İki tane de çok net gol pozisyonuna girdim. Hani Sivas Napoli deplasmanında zaten bu kadar olur orijinal kadrosuyla. Benim hoşuma gitti Sezgin Coşkun. Bunlar yani bende tecrübeli stoper var. Sol açık. Kadir, Be Kadir Bekmezci Sivas'tan beri olan bir o. Antalya Bolu Sivas'tan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Baksana zihinseli hiç fena değil adamın ee, 90 artılarda gol yememek için bence 85'ten sonra falan şey yapabilirsin. Çok fazla takımı geri yaslamadan temponu düşürüp pas boyunu kısaltıp e, takım genişliğini daraltıp e, zaman geçirmeyi de sona getirebilirsin. Glanzet hoş geldin. Eyvallah. Taha gelmiş. daha nerelerde? Sağ olasın. Hoş geldin Taha. Nasılsın? Taha rahat ya. Liverpool. <laughs> Yeni yabancı koralları Türkiye Ligi kolaylaşmış ve Avrupa'da başarı almak daha... Avrupa'da zorlaşmış bir tık zevk vermiyor eskisi gibi. Yani yerli oyunculara yönelmek biraz daha sıkıntı çıkartıyor tabi. U19 menajeri yokmuş. Yani gençlerle çalışma falan tavan şu Sadun Koşbay olabilir. Adam yönetim motivasyon 99. Sen ne alemdesin? Evet. Ahmet Bey'e sözleşme önerelim. 10.000 TL diyelim. Evet. Gelsin bakalım. 10.000 de iyi para bizim için. Vallahi Taha çok şükür ya. Bugün biraz uyudum. Yeni yasaklar açıklanmış. Uyudum uyandım. Fenerbahçeler beni bizleri üzüyor. Ama her şey güzel olacak abi eminim. Evet evet sabır sabır. Yapacak başka bir şeyimiz de yok. Fanatikliğinde anlamı yok bence. Yamalarla birlikte oyunda bozulma Açıkça söyle bir şeye şahit olmadım ben. Ama yamayı çok fazla kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü oyunda liderler tablosu diye bir olay var. Şurada liderler tablosu var. Buraya geliyorsunuz ve oyunda bütün dünyada bu oyunu orijinal olarak oynayan, yamasız oynayan kişilerle bu içinde bulunduğunuz yarışı gösteriyor aslında bir bakıma. Sizin diğer kişilerle iletişiminizi de gösteriyor. Puan tablosunda. Bununla alakalı YouTube'da videom var. Oraya bakabilirsiniz. Bence e, yamasız da oynayabilirsiniz. Gayet e, keyifli olabilir. Aslında oyunun öbür taraftan da bir çekişme tarafı da var. Çok fazla ön planda değil. Niye değil bilmiyorum ama. teki gelip. Tabii Taha yapıyor. Ha şöyle bir olay var ama. E, liderler tablosunda. Mesela birisi açtı. Şampiyonlar Ligi finali. Oynadı, kaybetti ve yenildi, başa döndü. Bir daha oynadı, kaybetti, bir daha başa döndü ya. O Şampiyonlar Ligi kupasını alsa bile ilk seferde oynadığı zamanki puanı alamıyor. Bana denk gel, yani ben denedim. Şampiyonlar Ligi değildi tabii. Normal maç oynadım, kaybettim, tekrar oynadım. Çok cüzi puanlar kazanıyorsunuz. Hatta bazen vermiyor bile. Tesisin hoş geldin, sefa aleyküm, selam. Ee, liderler tablosunun mantığı yanlış bu oyuna değil. Lymphemen sitesinde rank olarak eklemesi lazım. O da olabilir. Burak Kapacak neler yapmış? Burak Kapacak uçuyor ya. Adam baya baya. Neyse bizim Burak İnce'miz var ya. Geçen sene 27 maç, şey 20 maç, 11, 6 maça sonradan girdi. 7 gol, 12 asist. Bir yıldız doğuyor yani. Ruben Rayos. 34 yaşındaymış. Ayın oyuncusu ödülünü almış. Takım toplantısı mı, oyuncu mu önereceksiniz? Türk oyuncuların transfer edilmesi, maaş bütçesinin aşıl aşılmaması. Bakalım kimleri önerecekler? Sağ çıktı istiyorum ben. Savaşçı orta sağım var, defansif oyun kurucu var. Aslında bir tane de bize stoper de lazım ciddi anlamda. Başlayalım. Bakalım kimleri önerecekler? Raporlar bize kimleri getirecek? Erencan yardımcı Galatasaray'dan kiralık. Hangi takım kiralamış bunu? Kastamonu Spor. Ayıp değil mi ama bizim hakkımız değil miydi bu oyuncu? Bizim e, Türkiye liginde şey var. Ah Mehmet, 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 Mehmet. Mehmet. Hayır. Ay işte, işte gelmiyorlar, işte gelmiyorlar. Yani Mehmet'i keşke kulübündeyken teklifte bulunsaydık. Ama yok ya Mehmet gidecek belli. Altyapıdan çıkan birkaç oyuncu var. A takımı almıştık onları. Şöyle göstereyim size. Berke Kılıç gerçi bu New Gen değil zaten vardı. Yoklukta almıştım A takıma. Fena da oynamadı. 6.90 ortalama ile oynamış. 12 maça 11'de çıkmış. Hüseyin Aslan var. New Gen'lerimizden orta sahada ön libero'da kullanabileceğimiz bir oyuncu. Zihinsel olarak mücadele yönünde bize çok şey katacağı kesin ve takım oyuncusu. Hüseyin Çınar var. 16 yaşında yine potansiyel yeteneği çok yüksek. Bunda da gelişim olacak kesin. Ama gözümüzün önünde kalsın diye tabi bunlar. Murat Şahin var. Yine orta sahada pas teknik işi yapabilecek seviyede bir oyuncu. Kalede Kaan Bozkurt. Eğer biraz gelişirse kan çok iyi kaleci olabilir. Ya zaten refleksi falan var. Pozisyon alma, çeviklik de oldukça iyi. Şu 10 olan özellikleri de e, yükselecek ve e, daha iyi bir kaleci olma yolunda ilerleyebilir. Kalecilerin şu teknik kısımları da çok önemli tabii ki. Gelişimlerini bekleyeceğiz. Tabii hiçbirisi e, bu oyuncuların mesela Sinan Tok bizim pivot santraforumuz geçen sene artık her şey bittikten sonra olan bu adamı oynatacağım ben dedim. pivot mu yapıyordum? 3 maça ilk 3 maç son 3 maç 11'de başlattık. 2 gol, bir asistlik performansı var. Pivot santrafor, hücum. Mesela bu adamla oynayabilirim. Güç yok ama işte yani o da yaşından dolayı daha 17 yaşında. 1.91 boy var. Kafa vuruşu 14. Tam bir pivot santrafor. Bir güçlensin. Ümit hoş geldin. Zayıf potansiyelli gençleri zayıf potansiyelli gençleri zaten bilemezsin ama şöyle şimdi editörden falan bakıyorsan çok fazla keyif vermeyebilir. Çünkü ne oldu ben şimdi Sinan Tokun ne olacağını bilmiyorum. Bak potansiyel yetenek 5 bu altın ordu için 5. Şuradaki şu seçtiğim 6 oyuncunun hadi bunu da seçelim 7 oyuncunun içlerinde belki de 160 potansiyel olan da var 130 potansiyel olan da var bilmiyorum. Bak Sinan Tok'un potansiyelinin ne olduğuyla alakalı en ufak bir fikrim yok. Oynattım. 3 maç, 2 gol, 1 asist. Önemli olan saha içinde aldığınız performans. Geçen seneden bizim Atalay Yıldırım var. Ee, bu sene faydalanabilir miyiz bilmiyorum. Dayanıklılık falan çok düşük ama zaten A almışız bunu. Atalay Gürel var. 20 yaşında. Orta saha. Oyuncusu. Bizim seviyemizde çok zor. Çok zor. Ben kiralamayı uygun yapayım seni. Artık oynatamayız. Altar Hidayetoğlu. Ee, Altar'cım. Ee, Bitiriciliğin çok kötü. Yani denesek mi? Dayanıklılık falan da hiç yok. Ama altyapıdasın. Bir test edeceğiz seni. Şahan Akyüz. Sen gene kiralık git Şahan. Kal ya, oturma yatma. Berkin Taşkın varmış. Gittiği kulüpte 35 maç görev almış seni ben kiralık olarak göndereyim. Mustafa Özyaşar ofansif orta saha merkeze. Mustafa'nın kabul edilebilir bir tarafı var mı? Ayağı düzgün değil. Bitiriciliği falan fena değil ama ben yine de o tarz bir oyuncu istemiyorum kadromda kullanmayacağım. Boş boşuna kalmasın. Birhan vatansever Birhan aslında iş yapabilecek bir oyuncuydu. Geçen sene biraz sıkıntılar yaşadık. Ayağı düzgün. Başka bir özelliği yok ama işte kararlılık falan var. Kalsın takımda. Sonuçta orta sahada pasör bir oyuncuya ihtiyacım var. Yusuf. Yusuf da enteresan performanslar sergiliyordu. Kubilay seni de alacağım. Nereye, nereye kabul ettin? Gençler Birliği. Fatih Atay. İbrahim Yılmaz var. Bir tane daha genç var. Onlarla devam edeceğiz biz. Sözleşmesi biten oyunculara da bakacağım. Yokay hoş geldin. Teşekkürler. Sönmez sen de hoş geldin. Ee, Bülent Cevahir geldi. İyi bir sol bek aldık. Emrehan Gedikli. Ee, evet. Bunu biz nereden getirmiştik ya? Ha, Bayer kuzenden, evet. Yani zihinsel olarak falan çok bir etkisini beklemiyorum tabii oyuncunun ama en azından e, dripping yeteneği olan bir kanat oyuncusu. Abdullah Şahin Dere Stoper. Çok merak ediyorum. 18 yaşında gelişim gösterebilecek mi? Kahraman gitti. Mustafa Gitsin abi gitsin. Kiralık mı gidiyor? Alper Tursun. Alper'cim senin de yolun açık olsun. Ne yapalım? Anlaşamadık olmadı yani. Seninle yapamadık. Atalay Gürel. Ee, istiyorsanız alabilirsiniz. Ben Sancaktepe'ye göndereceğim seni. Sakarya'ya da gidebilirsin. Kocaeli'ye de gidebilirsin. Ah oh, niye o şey yaptım. 3 kulübede sempatim var. Gidebilir yani hepsine. Tüm teklifleri kabul edelim ya. Evet. Hangisini istiyorsa seçsin. Burada da tüm teklifleri kabul edelim. Yalnız acayip derecede oyunculara şey var. Teklif var. Hoş geldin Ersin. Biz şöyle bir şey yapalım. Potansiyelli bir oyuncuymuş Enes silkin Bakarız. Gözlemciliğe gelelim. Ee, burada kiralık oyuncular var mı? Tabi daha oyuncular kiralık listelere konmaya başlanmamış olabilir belki. Temizlediğim hiçbir kısıtlama olmasın. Kiralık seçelim burada bir yaş kısıtı da getirelim bence çok yani 30 yaşın üstünde bir oyuncu 31 yaşın üstünde bir oyuncuya bakmanın alemi yok çok fazla vardır çünkü şimdi nerede eksiğimiz var bir ona bakalım takım raporundan bunu görmek çok daha mantıklı sağdaki kibi oynatacağız emre nefis olmaz okan halkan var okan halkandan hiç verim alamadım Transfer durumu transfer listesindeymiş zaten. Sol bek tamam. Bize bir stoper lazım. Bir tane sağ bek lazım. Önce stoper ve sağ bek mevkiine bakalım. Gözlemcilikten. Hızlıdan geldik. Bir tane stoper bakalım. Ee, Sergen. Ali Aytemur. Yani burada stoperler de kiralık olanlar Oğuzhan Çapar işimizi görür belki. Kaç pozisyon alma çok iyi değil ama fena da değil. Yani 1.80 boy çok üst düzey olmasa da ayağı falan fena değil. Oğuzhan Çapar Sedat Dursun var Bursa Spor'da. Yine benzer özellikleri var Çapar'ın Çapar'la. Benzerlik gösteriyor. Muhammed Çelik, Muhammed Çetin. Gerçi bizde bir kule var. Yiğitan var. Oğuzhan Çaparı kim izliyormuş? Göztepe. Bence Oğuzhan Çaparı bir alalım. Pozisyon alması çok kötü. Gerçi konsantrasyon falan da çok iyi değil ya. Ama yine de Oğuzhan Çapar'la oynamak isteği geldi içinden birden. 169.000 Euro diyor. Var biraz daha bütçemiz. Devam diyelim. Bir tane sabek bakayım. Tolga Ünlü. Orta yapma falan da fena değil. Bir sene bizim işimizi görürsün ya Tolga. Bak elim gene Emre Uruç'a gidiyor mu? Pozisyon alma çok kötü. En iyisi Tolga Ünlü 14 euro falan vermeyeyim. Kaç para? 56 bin euro vereyim. Beni uğraştırma. Orta sahaya ihtiyacım yok. Yeterince orta saha oyuncum var. Forvet arkası. Buraları kendim halledebilirim. Kanat oyuncusu ihtiyacım var benim. Kiralıklarda var mı bir şey? Beykan şimdi. Aslında Beykan'ı sol kanatta kullanır mıyız? Ee, teknik kapasitesi harika. Zihinsel olarak da çok iyi değil ama e, deneyelim ya. Beykan eski bir Fenerbahçeli olarak. altyapısında yetişmiş. Hoş geldin Doktor Vazir. İyi çok şükür. Uğraşıyoruz. Oyuncu transferi, kadro kurma falan filan. Bizim epey bir hazırlık maçına ihtiyacımız var 1-2-3-4-5-6 hazırlık maçı iyidir. Antrenmanlarda da bolca takım kaynaşması buraya koymuşlar tabi. Ee, biz yine şey yapalım. Takım kaynaşması şöyle boş günlerde sosyal yardımlaşma falan. Ekstradan biz de koyalım ki takım biraz daha kendine gelsin. Sosyal yardımlaşma, takım kaynaşması. İçleri dışlarına çıktı artık. Yeter. <laughs> Bu sene playoff görürüz ya. Bu sene en kötü playoff zaten. Hüseyin Solaklı Kastamonu ile sözleşme imzalamaya hazırmış. Yolun açık olsun. Erencan geliyor Santrafor'a. Metehan gidiyor. Sezon öncesi takım toplantısı. Lig üst sıralarda bitirmemiz. Orta sıralarda sık memnunlar. Tamam. Bir sonradan sonra tur sonraki tura kalacağız. Çok beklentisi yok takımın. Anlatacağım. Git istediğin yere git. Berke Kılıç. 16 yaşındaki modern bek. Tamam seni de kiralayalım. Git oyna bak. Abdullah şahin Şahinder'i satmayacağız. Şey kiralamayacağız. Karşıyaka istiyormuş. Serbest vuruş kullanacakları ayarlayalım. Burak İnce solda sağda. Her yerde Burak İnce. Yalnız... Ee, şeyde fena değil. Beykan da iyiymiş. Köşe vuruşları, serbest vuruşlar. Abi ters ayaktan yapıştırsın. Sadık sadık yok ya sadık almayız. Emin selam. hoş geldin Emin. Süleyman Luş da geldi. Erencan bu arada kanat forvet de oynuyor. Zorlarsak oynar. Yaratıcı forvet, fırsatçı golcü. Tamam güzel oldu. Kadro epey geniş oldu. Bülent Cevahir orta sahanın solunda da kullanabiliriz. Hatta biraz daha uğraşırsak şurada da bile oynar. Kanat destek çalıştırsak çok huzursuzluk çıkar mı? Bence ön alanda da kullanabiliriz Bülent Cevahir'i. Turgay Atalay ee, Yiğit Çelik geçen sene Yiğit'i biz kiralık gönderelim. Bu sene Altar falan biraz şans bulma, bulabilirse kendisini gösterir herhalde. Vallahi Hüseyin sen de epey bir teklif var. İki gün bakmadım birinci sezon bitmiş vallahi biz baya önce bitirdik ya birinci sezonu çok oldu. Aman sözleşme neyse çok fazla başımıza gelen bir konu değildi. E Verelim sana parayı be 165 bin euro bu yok serbest kalma bedeli falan yok kral ya. Sivas kariyerinin videosu vardı zaten ya. Onu bir editleyip paylaştım. O yüzden biraz daha şey ee, rahattım yani elimde olduğu için önceden. Alper'cim yolun açık olsun. Gelenler gidenler ne kadar hareketli bir transfer dönemi geçirdik ya. Aykut Çolakoğlu da gitsin bakalım. Bizim son şeye kadar bekleyeceğim. Bir tane stopere ihtiyacımız var bizim. Net. Gördüğüm o yani. Yiğit Çelik. kadromuza katalım. 24 yaşında. <laughs> Ahmet Gürleyen. Evet olabilir. Duruyor mu hala Ahmet Gürleyen ya? Futbolu bırakmadı mı? Stoper. Vallahi geliyor. Yüzde sekseni. bin euro. Gelecek sezon sonu desek 400 bin euro vereceğiz iki için. Gelsin bakalım ya. Sedat Dursun. Vallahi hiç bilmiyorum. Hoş geldin Yiğit. Nasılsın? Ahmet Gürleyen iyi ya. Yiğit Han'la birlikte ama iki tane hantal stoperim olacak tabi. Ama iki tane de dev gibi stoperim olacak. Değişik şeyler yaşayabiliriz yani. İyi ya, biraz da oyuncu gönderiyoruz. Şu an rahatladım. Mehmet gelsen var ya ne güzel olur bize ya. Stoper oynatırdım. Acaba stoper oynayabiliyor mu diye ben de test ederdim. 11 maç, 7-8 penaltı. Valla bana da oluyor bazen. İpin ucu açıyor bazen. Bazen de hiç sıkıntı çıkmıyor. Uşak Spor Altar'ı kiralamak istiyor. Ben abi ne kadar teklifi olan bir adammışsın sen ya. Ben kadroyu kattım seni de bu kadar Cık. Altar'ı da ben kullanayım bu sene. Merak ettim. Geçen sene kiralıktı. Kullanamadık. Nerede Altar? Hidayetoğlu. Kiralama durumu kiralamaya uygun değil diyelim. Abi Ahmet İlhan Özdükten hiç verim alamadım gerçekten çok canım sıkıldı. 8 tane oyuncu gelmiş, 9 tane gitmiş. Evet. Bentancur 58 milyon euroya transfer olmuş. Şimdi bu stoper gelirse Hüseyin zaten Hüseyin bizim 3. 4. düşüneceğimiz stoperdi şimdi Genç takıma mı attı şeyi? Oyun takıldı. Allah'ım inşallah hata vermez. Oh çok şükür. Gelişim merkezine tıkladım. Yine dondu şu an. Çok gerginim. Niye takılıyor bu kadar? İşlemci açılıyor şu an. Tamam kendine geldi sıkıntı yok. Hüseyin yerine Abdullah Şahin Dere'yi kullanacağız. Sedat Dursun, gel bakalım. Alacağım, alacağım. Save alacağım. Bu arada biz o kadar adam aldık. Oyuncu lisans kaydında sıkıntı olmaz umarım. Baksana abi 21 yaş altı bir sürü oyuncu var. Zaten kaydettiğimiz kaç tane adam var. Seçim onaylı dedik. Evet, şimdilik Sedat Dursun atacağız buraya. Hazırlık maçları da umarım güzel geçer de Aykut Çolakoğlu gidiyor musun? Git git abi, git git, git. gidin oynayın abi. Oturmayın. Hemen e, kulüp çalışanları, sorumluluklar, medya bölümündeki bütün her şeyi asistan, menajere bırakalım. Ufuk Kahraman'a. Şunu reddet diyelim. Bundan sonra bana... E, Sen de mi alalım. Ahmet İlhan çok şey ya. Vallahi Inter'le Şampiyonlar Ligi kazanıp Mourinho kariyeri oldu diyemezsin. İlk sezonda bütün kupaları alman lazım. İlk sezonda bütün hepsini alman lazım. Mourinho olmak için. Mert Cezon, uzun. Tamam al abi kiralayın. Hüseyin de gidiyor. Bu Hüseyin de gözü maç raporu hazırlatacağım. Hüseyin de bir ışık var ama göreceğiz. Hüseyin bize bir şeyler vaat ediyor milano o Milan mı interim in mi kan yok mu ha, tamam Atalay Yıldırım ya atalay seni kullanmak da istiyorum. Kalsın ya. Teklifi reddedeceğim. Seni bu sene kulüpte görüp denemek istiyorum. Ferhat Çoğalan altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. U19 şampiyonasında 2 gol atmış Fransa. Ayda. Ayda. A kiralık gönderiyor. Gelsin lan gelsin. Ofansif orta saha merkez gizli forvet kullan diyorlar. Yok ya ben bunu sağda kanat oyuncusu yapacağım. <laughs> Ne var? Abi tamam vallahi git tamam hiçbir şey demiyorum hadi versinler 475 bin euro git. Abi FM 2005 oynadım mı hiç Sergen Yalçın? FM 2005 oynadım ama yani dediğim gibi açıyordum mesela. Yarım sezon falan oynuyordum. CM, FM 11 falan oynuyordum da yarım sezon falan ilerleyip bırakıyordum sonra. Yani bu oyunda FM'de işte ilk düzenli oynamaya başladığım seri 12. Öyle çok geçmişim yok yani. O Ferhat Çoğalan geldi şaka gibi ya. Altın Ordu Kasımpaşa 145 bin euro. Hadi git bakalım Kasımpaşa'ya git. E, FM Mobile zaten farklı bir oyun. Hep farklıydı. Hiç alakası yoktu zaten şeyle. FM Mobile'ın. Ama Mobile'ın da hastaları ayrı yani. Ben mesela Mobile aldım. 19'daydı galiba. Oynayamadım. Yani olmadı yapamadım. Bıraktım. Evet. Bakalım bizim kral ne yapmış? 6.8 oynamış 1-1 kalınan maçta Hüseyin Aslan. Sen iyi iyi olacaksın seni. Evet. Niğde Anadolu pilot takım. Alperen'i de alacağım. Yıldız oyuncu bir daha. 591 bin euro veremem Alperen. Ama şöyle saçma bir olay var. Eğer denemeyi teklif ediyoruz. Kabul ederse. Fatih Karagümrük almış zaten. Böyle oyuncuyla anlaşamıyorsunuz mesela. Deneme teklif ediyorsunuz oyuncuya. Kulübünüze geliyor. 500 bin euro isteyen oyuncu. 200-300 bin euro istiyor. 250 bin euro ver lan. Hadi bakalım. Adam oynatacağız dedik ama Beşiktaş teklif yaptı. Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Gitsin ne yapayım gitmek isteyeni tutmayacağım. Ha evet gördüm onu. Atalay Babacan'ın abisiyle Alperen de gelmedi. Sağlık olsun. Evet Oğulcan'a yeni sözleşme önerilmeliyse önerelim. Önemli oyunculardan birisi Oğulcan. Sözleşme uzatma opsiyonu da bizde olsun. Bir yıllık. Ee, 2.1 milyon euro. Üst ligdeki yerel kulüpler için kaldır abi bunu. Hüküme düşmesi halinde. Hüküme düşersek ah bedavaya kalırsın sen. Hmm, tamam. Eyvallah. Ay devren. sağlasın Hoş geldin. İyi seyirler. Bir internetimiz git gel yaptı. Bizi korkuttu ama modemi kapataç yapınca kendine geldi. Yani Fiber kullanıyoruz, internet kesiliyor. Ne kadar enteresan değil mi? Baş fizyoterapistimize bak adam Bütün ağrılara sızılara Bütün ortopedik Müdahale gerektiren şeylere talsit falan veriyor <laughs> Al bunu hiçbir şey cink almaz Sinan, Sinan bu sene sana çok güveniyorum oğlum. Evet biliyorum iki maç sonradan girmişsin falan filan ama ben çok güveniyorum sana Sinan. Ya evet ya ne yazık ki başkan değişince altın orada da öyle tuhaf bir olay var. Can sıkıcı bir olay. Niye değişiyor ki değişmesin yani? Ama demek ki kulüp kültürü değil başkanın kültürü. Emre Kaplan sol bekti miydi Emre Kaplan? Bülent, Süleyman, e Emre'yi e, gönderelim Emre'yi, gitsin istiyorsa. Maaşını vereceklermiş ilk 11 oyuncusu. İstiyorsa gitsin abi. Bizde kimseye kısıtlama şey yok. Osman Çetin'i göndermeyeceğim. Bugün e, Sivas maçı ne oldu? Göztepe'yle. Göztepe yenmiş 1-0. Bizde kulüplerin Avrupa'da oynamaması lazım. Yani Avrupa'da oynayınca dengeleri şaşıyor. Ümraniye Spor ikinci lige düşmüş. <laughs> Yiğit sizdeki geçen sene gol atamayan bir santrafor vardı. Diyordun ya bize geldiği için atamıyor. Adam normalde peynir ekmek gibi atıyordu. Sivas'ta sakat çok işte evet. Santrafor yok ki adamlarda. Ha, ne yaptı bu sene? Dur bakayım ona ya. Kamil Milçek. 9 maç, 5 gol, 1 asist. Ya hakikaten bir adamın şansı olacak ya. Geçen sene Göztepe'de eee Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 1 gol 1 asist. Yani ligde ve toplamda 12 maç, 6 gol, 2 asist. 10.'cu bitirdik İsmail. Çok kararsız gidiyorduk. Çünkü ben de o zaman kapalı beta sürecinde olduğum için Alfa sürümü diye adlandırılan bir sürüm vardı ve e, güncelleme aldıkça oyun dengesizleşiyordu. Kovulmadık çok şükür takımda kaldık. Onu başarabildik yani. sene iyi oyuncu gönderdik yalnız ha. İyi oyuncu getirdik, iyi oyuncu gönderdik. Ee, Abdullah Şahin Dere'yi alalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kiralık oyuncu var. Olsun. Ha, Tolga da varmış. 6, Beykan ne yapmış? 6 maç, 2 gol, 2 asist. Tamam Beykan bu katkıyı versin bana. Yeter. Yani gollerin %20'sine katkı versin Beykan yeterli benim için. Teşekkürler Egemen hoş geldin. Burak iyiyim sen nasılsın? Bilmiyorum. Hakikaten bakmadık hakim şampiyon oldu. Yo internet falan gitmedi ya. Geçen sene Bandırma Spor şampiyon olmuş. Süper Lig'de geçen sene Galatasaray şampiyon olmuş. Başakşehir ikinci, Sivas üçüncü. Bu sene Başakşehir yine iyi başlamış. Fenerbahçe transferlere bakalım mı neler yapmışlar? Bir tek Samat da gelmiş. Galatasaray'da oha Matic kiralanmış. Şu Matic'i hiç sevmiyorum ama yani bizim ligimiz için hantal bir oyuncu ama acayip bir savunma gücü katmıştır. Etobo gelmiş. Salih Özcan bedelsiz olarak kadroya katılmış. Hasan Özkan Westerlo'dan gelmiş. Hasan Özkan oraya kimden gitmiş ki? Zaten depordaymış. Zihinseli fena değil ama gerek, geri kalan özellikleri Umut Meraş gelmiş. Bu, bu tarz transferleri çok göreceğiz ya. Beşiktaş kimleri almış? Rozier'i almış. Atakan Keskin gelmiş. Lewis Baker mı? Bu kiralık sana mı? Abi bu adam ne kadar kiralandı ya. Sheffield, Dons, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading, Fortuna Düsseldorf, Trabzon, Beşiktaş. Toplam 9. farklı takıma transferi kariyerinde Başakşehir almış mı birilerini? Taşkın çalış. Taşkın dediğiniz alın size taşkın. Ankara Keçi Öğren de çıkmış. Kemal Lawrence. Fena sayılmayacak bir sol bek. Marlon almışlar. Ahmet Kutucu Serdar. Abi Serdar Dursun nasıl gider ya? Biz alacaktık onu. şöyle ama çok fazla transfer var. Uyum problemi yaşayacaklardır. Bir de kağıt üzerinde şimdi mesela hiç fena değil diğer kadrolarda. İnsanlığın sence ne kadar daha ömrü kaldı abi? Kadıköy serileri de bozulduğuna göre bence çok yok. Başka takımların serileri başlar. Bu hep böyle gider ya. En doğrusunu Allah bilir. Evet ama beraberlik fazla. Gerçi ya Göztepe falan o tarz takımların mücadelesi Yalnız en iyi genç oyuncu adaylarında 3 tane oyuncumuz var. Doğukan Kanafe de güzel oyuncu. Ya Avrupa hedefi olmalı bence artık. Yani böyle çıtayı yükseltmeleri lazım da işte bir düzen yakalayamadıkları müddetçe kulüpleri ne yazık ki işte hedef koymaları da pek mümkün olmuyor. Gerçi biz de dışarıdan görüp boş boş konuşuyoruz yani çok çok biliyoruz biz tabi de o, o işin ayrı tarafı. Maç izlerken oyunculara yo sövmem niye söveyim ya. <laughs> Görüşürüz. Ben de zaten saat 12 olmadan 12'ye 5 kala falan bırakacağım. Ba Balkabağı olurum yoksa 12'ye getirirsem yayını. Balkabağı olmamak için. Ee, bu. <laughs> bu şekilde. ilerlememiz lazım. Bu bile yaklaşık kaptırdık ya. 575 bin euro para harcamışız. Sakarya 18 oyuncu kadrosuna katmış. 18 oyuncu. Oo, 71 dakikada 3 gol atmış. Erencan yardımcı. Sen nasıl bir kralsın ya? <laughs> Erol Bulut'un teknik adam olarak zayıflığından diye düşünüyorum. Geçen iyi birine koydun ama yeni olmadı garip. Anlamadım hmm. orayı ama. Ayda iki ay mı yok Ferhat Çoğal'a? Tüh. Erol Bulut'tan daha iyi yönetirim dediğin oluyor mu? Yok canım öyle bir şey mümkünatı var mı abi onu söyleyen yani. Öyle bir şey yok öyle bir iddiam hiçbir zaman olmadı olamaz da yani. Biz dışarıdan daha farklı görüyoruz bazı şeyleri. Onlar içeride daha farklı şeyler yaşıyorlar. Burakçımo hoş geldin nasılsın? Çok şükür, uğraşıyoruz. Yok yanlış anlam yani şey değil. Ee, bu şey var. Ben videosunu da yaptım. Lan Erencan yapıştırıp yapıştırıp geçiyor. Bu Vugar Hüseyin Zade diye bir e, arkadaş var. Azerbaycanlı, Amerika'da üniversite eğitimi almış, İsveç'te yaşı, e, yaşıyor. Yabancı dil falan var. Futbolla ilgileniyor. Zaten 2000... Kaçtaydı? 2012 Şubat'ta, 2013 Şubat'ta falan şeye çıkmıştı. Ee, hani futbol menajerdeki şeyleri sayesinde yetenekleri sayesinde teknik direktör oldu diye falan bir şey var. Mesela o adamla alakalı bir video yaptım. Araştırırken de röportajlarına falan baktım. Ee, yani diyor ki evet hani oyunda teknik taktik kısmı olarak falan çok şey var. Evet bir şeyler öğrenmişim ama insan boyutu bambaşka seviye diyor yani. Bu da öyle bir şey. Hoş geldin Geralt. Geralt of Marmaris güzelmiş yalnız. Aa kara gümrük hayda. Ulan sezona kara gümrük maçıyla mı başlayacaktık? Muzaffer Kocaer. Murat Erdoğan hoş geldin. Şu an tam Murat Erdoğan'lık bir oyuncu lazım bize. Oyun kuracak. Eyvah eyvah. Muhammed'in hafif sakatlığı var. Neyse Muhammed'le başlayalım da bakalım ne kadar sakatlanacak. Ne kadar dayanıklıymış en azından onu görürüz yani. Aleykümselam. Evet sezonun ilk maçına başlıyor muyuz şimdi? Hadi bakalım neler olacak. Altın ordu ama gene şans yok gittik. Bir üst ligden düşen takım. Karşıda Biglia falan var mı? Kimler var? Şunlara bir bakalım. Salibur var yani ligin sefiri olmaya aday. Mevlüt tadik düşmüştür özellikleri. Eyvallah yaştan dolayı. Alperen babacan bunlarda. Erol, Erol Alkan. <laughs> Türk gücü kariyeri. Salibur var geçmişler olsun. Eyvallah. Taziyeleri kabul ediyorum arkadaşlar. Üf, üf, üf. İngliye bırakıyor mu ilk sezon? Sözleşmesi mi bitiyor, emekliye mi ayrılıyor? <laughs> Sedat top ne yapacağım diyor şimdi. Ah yani Muhammed dön yüzünü. Eh yavrum be. Dosta güven düşmana kor. Bak 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 bak. Üf üf. Uf. Aferin be Yiğitan. At bak bek kaçtı. Çok iyi Tolga. Yap ortanı bak kaptırma. Benim canımı sıkma. Ah Ulan var ya. Üf üf üf. Potansiyelleri bakmıyorum, bilmiyorum. 140-170 arası. 140 da olabilir. 170 de olabilir. Her halükarda takımın yıldızı olduğu net. <laughs> Aa, iyi düşündü yalnız ha. Bak bu Emrehan Gedikli iyi düşünüyor, iyi düşünceleri var, iyi işler yapıyor. Ama şu olaydan nefret ediyorum. BM21 maç motorunda acilen değiştirilmesi gereken olay bu. Bak şu topu. Şu kalecin uzun attığı o topu ligde atabilecek çok fazla adam yok. Yani bir benim öyle hatırladığım Fenerbahçe'ye geçen sene atmıştı galiba. Mert Günok uzun kullanmıştı. Krivelli atmıştı. FM'de de bu olay biraz sık yaşanıyor. Abi Gedikli var ya. Yes. ilk maçtan gönlümü aldın. Statlardan dolayı falan olabilir. Bir de evet dediğin gibi ters açısı falan da var bak. Bununla alakalı mı acaba bilmiyorum ama. Biraz daha farklı. Bana da öyle geldi. Eyvah çok kötü çalım yedin yalnız Yiğit mu Aferin Beykan. <laughs> Yiğit Kral ya. Antal biraz ama kötü bir pas tercihi geldi. İbrahim. Gedikli. Gedikli içinden geçti yalnız ha rakibin. Beykan. Beykan selamını aldım güzel kardeşim. Ee, yani gerçekten Sinan Tok giriyor abi. Pivot Center Yönetmene bakalım hemen. Yönetmen kamerası daha yakın. Çok içeride. TV kamerası. TV'nin aksiyonları falan güzeldi. Biraz daha böyle şeydi ama şu ters açıyı yakalarsak görüyorsun böyle. Belki ters açıdan dolayı bilmiyorum. Böyle şu yakınlaşma şeyleri falan hoşuma gidiyor benim. Aferin Sedat. Yiğit Çok iyi bıraktı Beykan. Burak vurdu ama olmadı. Neyse Beykan gidecek şimdi. forvet işimiz tamam. Şu oyunda potansiyel öğrenmekten. Evet Burak. Yani ben FM17 ile editör kullanmaya başladım. O da artık yeni içerikler üretmek ihtiyacı duyduğumdan beri. Tolga. Yalnız Tolga ile orada gedikli iyi oldu. İhtiyaç hissettiğimden beri kullandım. Onun haricinde uf İbrahim çok iyi attı. Ve onun haricinde hiç şey yapmadı oyunun bütün zevkini kaçırıyor yani Bülent Ah be gedikli bir gol atsan yakışırdı 70. dakika oldu biraz oyuncu değiştirelim Oğulcan yerine ee, Tugay Kaçar'ı atalım Muhammed Mert lan sakat sakat oynadık inşallah sıkıntı yaşamayız orta sahada iki oyuncuyu birden değiştik İnşallah. Oyun şeyinde sıkıntı olmaz. Süleyman luşu atalım bir de. Son yedek hakkımız. Gerçi oyunu kaç kere durdurdum hatırlamıyorum. Lan be Bülent. İyi çevirdin. Aferin oğlum Bülent. Geçen sene gelseydin bize. 5 oyuncu değişikliği var ama oyunu 3 kez durdurabilirsin. Yani 5 oyuncuyu tek tek değiştiremiyorsun. 3 sefer durdurup toplam 5 oyuncu değişikliği yapıyorsun. Keldlo geldin. İyi seyirler dostum. Bak işte pivot santrafor ya aldı. Topu tuttu bekledi. Arkadaşlarına kazandırdı. Bu kadar. Hadi bakalım Süleyman. Allah'ım neler yapıyorsunuz. Oy. Eyvah eyvah eyvah. Altın Ordu'da başkan değişirse yabancı kuralı değişiyor ama biz yine yerli oyuncu, kurbetçi oyuncu statüsüne devam edeceğiz. Biz kendimiz değiştirmeyeceğiz onu. Lan Tolga ne yapıyorsun? Kendi topuna mı koşacaksın? Ne yapıyorsun? Havalandırıp topu kafa mı vuracaksın? Sobyeş. Evet attı. Temel bir kariyeri hangi günler atacaksın? Nasıl yani? Dün Fenerbahçe kariyeri attım. Bugün Sivas kariyeri attım. Haftada 3 gün, 4 gün Fenerbahçe kariyeri atmayı planlıyorum. Geçen seneden çok çok daha fazla kariyer yapacağım inşallah. Evet, sezona iyi başladık. 4 birlik Fatih Karagümrük galibiyeti. Evet. Sivas kariyeri zevkli. Yani Fatih Karagümrük e, maçını böyle kazanmamız takımında kendine olan özgüveni yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Burak harika oynadı. Performansını övelim de bu çocuğun sözleşmesi 2023. iki sene daha uzatmışız. Ofansif orta saha destek yaptık. Biraz daha o oyun kurucu rolünü aldık üstünden. Biraz daha rahat. Caza sahası çevresinde dolaşıyor. Orta sağ forvet bağlantısını yapıyor falan. İyi oldu. Acımam abi iyi oynar. Yani devam edecek inşallah ya Fenerbahçe kariyeri. Parma tabii ki. Haftada 3 gün atmayı planlıyorum. Bu arada şey sorulmuştu orada... Ee... Ersin abi'yi de takip ediyorum. Seni de takip ediyorum. Senin oynattığın oyun daha iyi geldi. Ersin e, tabii ki de takip ediyorum Ersin Sezer'i. E, şey biraz daha zaman isteyen bir oyun e, şekli var ama tutunca uçacaktır yani o da. Zaten iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Evet şöyle bir oyunu kaydedelim değil mi? Nasıl bugün fena değildi bence transferlerimiz, oyuncu hamlelerimiz bence gayet iyiydi. Geçen seneki yapmadığımız transfer işini yaptık. Kimler var? Burada Andaç varmış. Andaç'a selamlarımızı iletelim mi? <laughs> A, yalnız onun sohbetine yazıyorum. Nasıl güzel değil mi? Evet beyler. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu saatlere kadar benimle birlikte kaldınız. <laughs> Onu kanaldan oslayacaktım. <laughs> Hepinize teşekkür ederim beyler. Görüşürüz. 4 gol attım ya o yüzden maç uzatmaya gitti. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah yeniden görüşürüz.